İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devleti Başkanı'nın Doğu Ermenistan bölgelerine gezisi. Batı Ermenistan'ın evlatları Henrik Safaryan, Artsakh'ın perde arkası. Vagif Haçadıryan, Bakü'de kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. Politico, Fransa Doğu Ermenistan'la silah satışını görüşmeyi planlıyor. Avrupa Parlamentosu siyasi bir organdır. Metzola, Bakü'ye yaptırım uygulaması konusunda. Şuşi şehrinde bir skandal daha. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan, Başbakan Seda Melikyan ve Parlamento Başkanı Neli Arutunyan, Doğu Ermenistan bölgelerine 2 günlük bir gezi gerçekleştirdi. 13 ve 14 Ekim tarihlerinde Bayotzor ve Geharkonik bölgelerine 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirdiler. 13 Ekim'de Yehekis topluluğunun Artabuk köyündeydiler ve burada 44 gün savaşında şehit düşen ve ölümünden sonra Batı Ermenistan vatandaşı unvanını alan Batı Ermenistan'ın evladı Noray Sohomonyan'ın mezarını ve Batı Ermenistan bayrağının dalgalandığı Noray Sohomonyan'ın adını taşıyan ev müzeyi ziyaret ettiler. Anı defterine notlar yazdılar, kahramanın hayatının detaylarıyla tanıştılar ve vatan ve değer uğruna canlarını feda etmekten bir an bile çekinmeyen günümüz kahraman gençliğinde nasıl bir değer sisteminin oluştuğunu anladılar. Ana vatan savunucularının her zaman yerlerinde dimdik durduklarını fark ederek büyük bir gurur duygusuyla Yerevan'a döndüler. 14 Ekim'de Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan, Başbakan Melikyan ve Parlamento Başkanı Harutyunyan, Geharkonik bölgesinin Mezmasrik köyünü ziyaret etti. Sınır köyünün hayatıyla, okul çocuklarının günlük yaşamıyla tanıştılar. Resim grubu, Batı Ermenistan hükümeti tarafından desteklenen Mezmasrik'in 2. okulunda Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan tarafından temsil ediliyor. Çizim grubundaki çocukların eserleriyle özellikle de bu yılın Kasım ayı sonunda bölgeler arası ödül yarışmasına katılması gereken eserlerle tanıştılar. Mezmasrik de bir sınır köyü ve benzer köylerin hepsinin kendine has özellikleri var. Kendilerini ilgilendiren tüm sorunları detaylı bir şekilde incelediler. Çocukların geleceğe yönelik açık iyimserliğinden cesaret alarak mesajlarını ve sözlerini yanlarında getirerek Yerevan'a döndüler. 13 Eylül 2022'de Telegram kanallarında dolaşan Azerbaycanlı askerlerin Ermeni muharebe mevzisini ele geçirdikten sonra bayrak kaldırdığı video, Kapa'nın Nerkin Hant köyü yakınlarındaki 101. mevzide çekildi. Videoda şehit düşen 7 Ermeni askerinden ikisinin yüzü görünüyor. Henrik Safaryan da onlardan biri. Ailede videoyu ilk gören baba, oğlunu tanıdı ve gördüklerini kimseye söylemeden Henrik'in cenazesini bulmak için hemen Kapan'a gitti. Henrik Safaryan 19 yaşındaydı ve Eçmiyazin'de yaşıyordu. 2021 yazında Armavir Askeri Eğitim Birliği'nde görevine başladı, ardından Kapan'a transfer oldu. Kıdemli çavuş pozisyonundaydı. 2022 yılının 12 Eylül'ünde Henrik, 22 yeni asker ve diğer birkaç kişiyle mühendislik çalışmaları yapmak üzere Nerkin Hant köyü yakınlarındaki 101. Muharebe pozisyonuna gitmeleri emredildi. Aynı gece Bakü Silahlı Kuvvetleri saldırıya başladı. Bütün gece savaş veren Henrik, sabah babasını aradı ve her şeyin yolunda olduğunu, endişelenmesine gerek olmadığını söyledi. Daha sonra arkadaşını arayıp kuşatma altında olduğunu, belki de bunun son çağrısı olduğunu söyledi. Baba Ara Safaryan, çocuğunun cesedini bulup çıkarmak için 3 gün boyunca Kapan'da kaldı. Büyük babanın ölümüne kadar ailede Henrik'in ölümünden baba dışında hiç kimsenin haberi yoktu. Olaydan 3 gün sonra büyük baba Henrik Safaryan işten dönüyordu. Ulaşımdaki tanıdıklarından biri torununun öldürüldüğü haberinin doğru olup olmadığını sordu. Ondan sonra aşağı indi, kendini iyi hissetmiyordu. Torununun ölümünü öğrendikten sonra yaşlı Henrik Safaryan öldü. Büyük babanın cenazesinin ardından 18 Eylül'de Şuşi'den 32 cenazenin nakledildiği, Henrik'in de naaşının aralarında olduğu bildirildi. Henrik Safaryan,
Şarapner yaralanmasından şehit düştü. Omurgası hasar gördü. Bu muharebe pozisyonundaki 7 veya daha fazla kesin sayı bilinmiyor. Askerlerin hiçbiri hayatta kalamadı. Bunlardan ikisi Henrik'in yakın arkadaşları Hayk ve Gordu. Henrik'in eşyaları arasında sadece üzerinde hala kan bulunan telefon ve birkaç şerit tahta haç aileye teslim edildi. Henrik Safaryan 20 Eylül 2022'de dedesinin yanına defnedildi. Artsah neden işgal edildi? Etrafı Türk devletleri tarafından kuşatılan Doğu Ermenistan, bağımsızlıktan sonra yapıcı ilişkiler kurduğu İran'ı bir müttefik, Bakü'ye karşı potansiyel bir denge unsuru olarak görüyordu. Ancak ülkenin kuzeybatı kesiminde yoğunlaşan, kendi Azeri halkına düşman olmaktan çekinen ve Müslüman ve ağırlıklı olarak Şii olan ülkesinin muhalefetinden endişe duyan İran'ın tepkisi sınırlı kaldı. Aynı zamanda Moskova, Doğu Ermenistan'ın Rusya'ya bağımlılığını artırmaya çalışarak Yerevan'ın Tahran'la daha yakın ekonomik ve enerji bağları geliştirmesini zorlaştırdı. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı kuşatması ve Rusya'nın Doğu Ermenistan'ı kontrol etme arzusu Yerevan'ı alternatif destek kaynaklardan mahrum bıraktı. İsrail'in bölgedeki rolü de ilginç. Orta Doğu'nun en önemli askeri gücü ve İslam Cumhuriyeti'nin yeminli düşmanı İsrail'in bölgesel müdahalesi durumu daha da karmaşık hale getirdi. Kendisi de kısmen Nazilerin Avrupa'daki Yahudilere karşı uyguladığı soykırımın bir sonucu olarak doğan, Müslüman dünyasında bir azınlık devleti olarak İsrail, teoride Ermenistan'la doğal bir akrabalık hissetmelidir. Ancak Müslüman devletlerle diplomatik ilişkileri genişletme isteği, enerji kaynaklarının ve pazarlarının ele geçirilmesi ve İran düşmanlığı İsrail'i Bakü'ye daha da yaklaştırdı. Zamanla İsrail, Bakü'nün önemli bir silah tedarikçisi haline geldi ve 2016 ile 2020 yılları arasındaki toplam silah ithalatının %69'unu en gelişmiş silah sistemlerinden bazıları da dahil olmak üzere sağladı. Bakü'nün Artsah'ı fethetmek için silah ithalatını hazırlamasıyla birlikte bu trend önemli ölçüde hızlandı. Dahası kendi bölgesel hedefleri olan Bakü'nün ana destekçisi ve akıl hocası Türkiye, ek silah ve yardım sağladı. Hatta 2020 Artsah Savaşı sırasında Bakü'ye Suriyeli paralı askerler sağlayacak kadar ileri gitti. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk gücü, bugünkü Bakü'nün yanı sıra İran Azerbaycan'ını da ele geçirme özlemini çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özdeşleştirdiği Pan-Türkçü ve Neo-Osmanlı güçler uzun süredir önce Ankara ile Bakü arasında, ardından Kuzey İran üzerinden Orta Asya'ya uzanan bir kara köprüsü istiyordu. Böylece Türkiye, tüm Türk halklarını birbirine bağlayacak doğrudan bir kara yolunu hayata geçirmeyi umuyor. Azerbaycan ordusu tarafından Berzor koridorunda kaçırılan Vakif Haçadıryan, Bakü'de kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Bilgi Azerbaycan medyasında yer alıyor. Haçadıryan, 1. Artsah Savaşı sırasında herhangi bir suç işlemediğini vurguladı. Daha önce Artsah'ta ikamet eden Vakif Haçadıryan'ın davasının ikinci duruşmasının Bakü'de başladığını belirtmiştik. Azerbaycan Başsavcılığı davada 59 kişinin mağdur olarak tespit edildiği iddia ederek kendisini suç grubu oluşturmakla suçluyor. Hatırlatmak gerekirse 29 Temmuz'da Azerbaycan Sınır Muhafız Teşkilatı temsilcileri acil tıbbi bakım için Artsah'tan Doğu Ermenistan'a hareket eden Vakif Haçadıryan'ı kaçırdı. Daha sonra Vakif Haçadıryan'ın 1991'de bir suç grubu kurarak 21 Aralık'ta Hocalı ilçesinin Meşali köyü sakinlerine yönelik suçlara katılmakla suçladığı öğrenildi. Bakü'nün savaş esirlerine muameleye ilişkin 3. Cenevre Sözleşmesi'ni ve savaş sırasında sivillerin ve haklarının korunmasına ilişkin 4. Sözleşmeyi ihlal ettiğini hatırlatalım. Bakü'nün Cenevre Sözleşmelerini kabul edilemez olduğunu düşünerek uzun süre onaylamayı reddettiğini belirtmek gerekir. Ancak Cenevre Sözleşmelerine katılmamış ülkeler dahi bu sözleşmelerin hükümlerine uymakla yükümlü olup, savaş sırasında sivil halka karşı işlenen suçlardan sorumludurlar. Politico,
Senato'daki duruşmalarda Fransız Silahlı Kuvvetleri Bakanı Sebastian Lecornu'nun Doğu Ermenistan Savunma Bakanı Süleyman Babikyan'la bir dizi meseleyi çok operasyonel ve somut düzeyde bitirmek amacıyla Yerevan'a silah satışı konusunu görüşmeyi planladığını bildirdi. Daha önce Fransız hükümeti komşusu Bakü ile ilişkilerin ısınması nedeniyle Fransa'nın Doğu Ermenistan'a askeri teçhizat göndereceğini açıklamıştı, ancak Lecornu Senato Dışişleri ve Savunma Komitesi'ne herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetti. Lecornu, her neyse bazı silah türlerinin doğası gereği yalnızca savunma amaçlı olduğunu ve başka amaçlara yönlendirilemeyeceğini görüyorsunuz. Bu nedenle Doğu Ermenistan'a kendi hayatlarını ve topraklarını koruma fırsatı vermemize yardımcı olacaklar, dedi. Senato Dış İlişkiler, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cedric Perrin, oturumun açılış konuşmasında acil uluslararası sorunlar arasında Doğu Ermenistan'ın üzerinde asılı olan tehdide değindi. Buna karşılık Lecornu, Doğu Ermenistan'da devam eden süreçleri yakından takip ettiğini, Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı ile karşılıklı güven ortamının bulunduğunu söyledi. Fransa'nın Doğu Ermenistan'da savunma misyonunu açtığını hatırlatan Lecornu, görevlendirilen askeri ataşeye yönelik enformasyon saldırılarından kendisinin tüm bunların etkili olduğu sonucuna varıldığını hatırlattı. Senatörlere operasyonel ve spesifik önlemleri sonuçlandırmak için önümüzdeki hafta Doğu Ermenistan Savunma Bakanı ile temas haline olacağını bildirdi. Fransız Silahlı Kuvvetleri Bakanı, Fransa'nın Doğu Ermenistan'a sadık olduğunu görüyorsunuz. Ben şahsen çok ilgiliyim ve olup bitenlerden etkileniyorum ve bunun Fransa'nın da çıkarına olduğunu düşünüyorum, dedi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Strasbourg'da düzenlediği basın toplantısında Avrupa Parlamentosu siyasi bir organdır ve üç ilkenin uygulanmasının sağlanması konusunda tutarlı olacaktır ifadesini kullandı. Gazetecinin Avrupa Birliği'nin Bakü'ye yaptırım uygulaması yönünde bir karar ve rapor kabul edip etmediği, Avrupa Parlamentosu'nun bu yönde aktif adımlar atıp atmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı. Bu parlamentonun bu tür raporları kabul etmesi ve barış müzakerelerinin bir an önce başlatılması yönünde çağrıda bulunması tesadüf değildir. Metsola, Doğu Ermenistan ve Bakü arasında mutabakata varılan ve Ekim ayı sonunda Charles Michel'in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıyı da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bakü ile sınırın çizilmesi, iletişim kanallarının açılması ve insani sorunların çözümü açısından barış müzakereleri bizim için önemlidir. Geçtiğimiz ay yaşananlar çok endişe verici, bu nedenle barış ve insani koruma çağrısında bulunuyoruz, dedi. Bakü Kültür Bakanı Adil Kerimli, 12. İslam Dünyası Kültür Bakanları Konferansı'nda Şuşi'yi 2024 İslam Kültür Başkenti'ne aday şehir olarak sundu. Açıklamada şunlar belirtiliyor. Şuşi şehri, Bakü'nün tarihi, kültürel, sosyal ve siyasi hayatının önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra İslam medeniyetinin sembollerinden biriydi. Konferans katılımcılarının oy birliğiyle aldığı kararla Şuşi, 2024 yılında İslam dünyasının kültür başkenti ilan edildi. Şuşi, kuruluşundan bu yana sadece Müslümanların değil, aynı zamanda Ermeni Hristiyanların da şehri olmuş, 18. 20. yüzyıllarda Ermeni medeniyetinin en ünlü merkezlerinden biri olmuştur. Kentin İslam dünyasının kültür başkenti ilan edilmesi, kentin 1994'ten kalma tarihselliği, özgünlüğü ve bütünlüğüne ilişkin temel ilkeleri, kültürel mirasın gerçekliğine ilişkin Nara belgesinin yanı sıra 2017 yılında Yeni Delhi'de Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin kabul ettiği belgeden ve UNESCO ile diğer uluslararası kuruluşların belgelerini açıkça ihlal ediyor. Özgünlük ilkelerinin korunmasına ilişkin Nara belgesi, kültürel değerlerin çatıştığı durumlarda kültürel değerlerin meşruluğunun tanınmasının gerekli olduğunu belirtmektedir ve kültür mirasının özgünlüğü, gerçeği hiçbir durumda ikinci plana atılmamalıdır. Nara orijinallik belgesi 8. paragraf. Şuşi şehrinin Müslüman dünyasının kültür başkenti ilan edilmesi, şehrin tarihinin, geleneklerinin, dış ve iç unsurlarının ve halkın şehre yönelik tarihi gerçeklerinin gerçekliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
Ayrıca 2000 yılında Floransa'da kabul edilen ve doğal, peyzaj, özü ve özel özellikleri de dahil olmak üzere kentsel yerleşimlerin bütünüyle korunmasını ve mirasa değer verilmesini teşvik eden peyzajın korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi'ne atıfta bulunmak da yerinde olacaktır. Aynı sözleşmeyle Bakü, Şuşi şehrinin doğal manzaralarını Artsakh Ermenilerinin yaşam ortamının temel bileşenleri, onların kültürel ve doğal mirasının bir ifadesi ve kimliğinin temeli olarak tanımayı taahhüt etmelidir. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi madde 5 ve bu gerçeği inkar edecek herhangi bir eylem Şuşi şehrinin kültürel mirasına ve doğal, somut ve somut olmayan mirasının korunmasına önemli ölçüde zarar verecektir. Şuşi şehrini yalnızca Müslüman dünyasına affetmek, Artsakh Ermeni cemaatinin kültürel haklarını açıkça inkar eder. Bu sayede onların ya yaşama hakkı ya da yaratıcı zihinlerinin bir sonucu olarak yaratılan mirasın uluslararası hümanist hukuk normlarında belirlenen soyut alanları, gelenek, fikirler, inançlar, kültürel hafıza vesaire korunması hakkı vardır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Armen Movsisyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Vergat Yekpayr adlı eseri sunuyoruz. Vergat Yekpayr Yerkız kisem keset Vergat Yekpayr Tsava kisenk mektech Saraz marmnit Yesur gdam İsker kerin Tever gdam Dana mersarera bu kez Dana merler nerav Tsuitsam yergin kemer Masi saleru tuna Hayrani mer tuna Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.